Erenköy direnişinin 50. yıl dönümü nedeniyle Erenköy şehitliğinde tören düzenlendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları dışında kalan Türk toprağı Erenköy'e kara ulaşımının sağlanması konusunda Rumlarla anlaşıldıktan sonra ülkenin birçok yerinden minibüs kaldırıldı. Yüzü aşkın minibüsle yaklaşık 2000 kişi Erenköy şehitliğine götürüldü. Şehitlikteki tören, çelenklerin protokol sırasına göre şehitler anısına sunulmasıyla başladı. Ardından sırasıyla saygı duruşu, saygı atışı yapıldı ve bayraklar İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi. Kıbrıs'ta Enosis düşüncesiyle adayı Yunanistan'a bağlamak isteyen Rumlar, adadaki Türklerin önemli direniş ve adaya silah getirebildiği en önemli liman olan Erenköy'ü ele geçirmek için 25 Aralık 1963 tarihinde bölgeyi abluka altına aldı. Bunu haber alan sayısı 500 civarında olan Türkiye ve İngiltere'de üniversitelerde okuyan Kıbrıs Türkleri, Türkiye'den sandallarla Erenköy'e çıkmaya başladı. Adadaki diğer Türk yerleşim yerleriyle irtibatı koparılan Erenköy'e 25 Nisan 1964 günü Rumların saldırıları ve çatışmalar başladı. Aralıklarla devam eden çatışmalar 2 Ağustos 1964 günü şiddetlendi. Çevredeki diğer 4 Türk köyünün sakinleri Erenköy'e sığındı. 8 Ağustos 1964 günü Rumlar 17 bin kişilik Yunan birliklerinin desteğiyle taarruza geçti. Öğrencilerden ve köylülerden oluşan 650 kişilik Türk Mücahit Birliği, 3 tarafı tepe ve bir tarafı deniz olan Erenköy'ün stratejik noktalarını iyi değerlendirerek bu saldırılara direndi. Aynı gün saat 16.15'te 2 Türk savaş uçağı uyarı uçuşu yaptı. Rumlar buna rağmen ilerlemeye, Türklerse direnmeye devam etti. 9 Ağustos günü direnen mücahitler son cephanelerini de kullandıktan sonra göğüs göğüse savaşmak için beklemeye başladı. Rumların köye çok yaklaştığı sırada Türk jetlerinin müdahalesi gelerek Rum ve Yunan birlikleri geri çekilmek zorunda kaldı. Bu müdahalede uçağa düşmek üzereyken paraşütle atladıktan sonra esir edilen pilot yüzbaşı Cengiz Topel Rumlar tarafından şehit edildi. 10 Ağustos günü ise ateşkes imzalandıktan sonra Rumlar Erenköy çevresindeki ablukasını kaldırmak zorunda kaldı. Günümüzde Erenköy, Rum yönetimi içinde kalan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sınır bağlantısı bulunmayan toprağıdır.